2,5 yılda yerine getiren bir belediye başkanı, diğer yanda verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmemiş bir belediye başkanı ve belediyecilik anlayışı. Aradaki farkın çok açık olduğunu ve milletimizin bunu basiretiyle, ferasetiyle takdir edeceğine inanıyorum. Bakın değerli hemşerilerim, Gölbaşı'nda birçok mahallede günde sadece bir saat su akıyor. Bu bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil, tam 6 aydır böyle. Bu su sorununun yalnızca Gölbaşı'nda değil, aynı zamanda Mamak'ta da, Nallıhan'da da, Güdül'de de, Çamlıdere'de de, Ankara'nın birçok ilçesinde de yaşandığını hepimiz biliyoruz. Bakın Çamlıdere'de bir barajımız var. Bu baraj Ankara'nın su ihtiyacının %70'ini karşılıyor. Ama Çamlıdere'nin mahallelerinde dahi su sorunu yaşanıyorsa, bidonlarla su taşınıyorsa ortada çok ciddi bir beceriksizlik vardır. Eminim ki 2,5 yıl sonra gerçekleştirilecek büyükşehir belediye seçimlerinde de Ankara'mız bu kayıp yılları telafi için gerekli hassasiyeti gösterecek. Sayın ilçe başkanlarımız, sayın ilçe kadın kolları ve gençlik kolları başkanları, çok sevdiğimiz muhtarlarımız, çok kıymetli hazırım. 2,5 yılda Mamak'ta gerçekleştirdiğimiz projelerimizin lansman toplantısına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Tamam, ben bu alkışı kabul ederim. Bunda sorun yok. Ama benden sonra Sayın Murat Köse, biz sizlerle gururluyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcım, çok değerli milletvekillerim, çok değerli AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Birim Başkan Yardımcım, çok değerli Büyükelçilik Partisi Genel Başkan Yardımcım, çok değerli İl Başkan Yardımcılarım, değerli ilçe başkanım, ilçe başkanlarım, değerli belediye meclis üyelerim, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatına görev yapan kıymetli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, kıymetli basın mensupları, kıymetli güzel Mamaklı hemşehrilerim, hepinizi saygılarımla selamlıyor, 2,5 yılın hesabını vereceğimiz toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Konuşmama başlamadan önce seçimde söz verdiğim projeleri gerçekleştirmeyi nasip eden Rabbime şükrediyorum. İçinde bulunduğumuz kutlu doğum haftası vesilesiyle Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Kıymetli büyüklerim, sevgili kardeşlerim, 20 senedir Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimize hizmet yolunda, ülkemizin vesayet odaklarından ve oligarşik gruplardan temizlenerek prangalardan kurtulması, herkes için daha özgür bir ülke olması, her açıdan adaletin sağlanması ve milli hamleler yaparak, kalkınarak muasır medeniyetlerin de üzerine çıkması için hep beraber çalışıyoruz. Milletimize hizmet yolunda bize rehber olan liderimiz, kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.
Allah kıymetli Cumhurbaşkanımız sağlık uzun ömür versin ve başımızdan eksik etmesin inşallah. Allah razı olsun gençler, biz de sizlerle kutluyoruz. Kıymetli büyüklerim, sevgili kardeşlerim, AK Parti'mizin kuruluşu ile mahalle komisyonu üyesi olarak başladığım siyasi hayatımda ilçe başkan yardımcılığından il başkan yardımcılığına, ilçe başkanı adaylığından, burada Çankaya ilçe başkanımız var, Çankaya'daki adaylığımızdan il ve il başkan adaylığına, belediye başkanı adaylığından milletvekili adaylığına, çok fazla adaylığımız var, ilçe belediye meclis üyeliğinden büyükşehir belediye meclis üyeliğine kadar 20 senedir her kademede görev yapan bir kardeşiniz olarak, şu anda da Mamak Belediye Başkanı olarak inandığım hak davanın bir neferi olarak huzurlarınızdayım. Kıymetli büyüklerim, sevgili kardeşlerim, 2019 seçimlerin üzerinden 2,5 yıl geçti. 2,5 yıl önce yapılan seçimlerde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Mamaklı hemşehrilerimiz bize oy verdi ve Mamak Belediye Başkanı olarak seçti. Mazbatayı aldığımız tarihten itibaren her dakika, her saniye milletimize güvenerek, bunu bir emanet olarak görerek bu sorumlulukla hissettik, bu sorumlulukla çalıştık. Bu duyguyla gecemizi gündüzümüze katarak çok çalıştık. Görev süremizin yarısına geldiğimiz bugün seçim döneminde verdiğimiz sözlerin ve projelerimizin neredeyse %80'ini gerçekleştirmiş olmanın ve daha fazlasını yapmış olmanın huzuru ile başımız dik, alnımız ak, sizlerin ve milletimizin huzurundayız. Söz verdik, yaptık. Söz verdik, daha fazlasını yaptık elhamdülillah. 2,5 yıldır her kararımızda, her icraatımızda Şeyh Edibali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu çerçevesinde hizmetkarı olduğumuz insanlarımızın önceliklerine, isteklerine önem verdik. Ve bu istikamette çalışmalarımızı sürdürdük. Günün her vakti hep halkımızın yanında, yakınında, kimi gün taksi durağında, kimi gün kahvanelerde, kimi zaman normal belediyede ve özellikle belediyemizdeki açık kapı uygulamalarının olduğu zamanlarda, doğumda, düğünde ve cenazede, hülasa iyi günde ve kötü günde hep hemşehrilerimizin yanında olduk ve yanında olmaya devam ediyoruz inşallah. İnsanımıza en güzel hizmetleri vermeyi önceliğimiz haline getirdik ve bu perspektifle çalışıyoruz. Turgut Cansever'in, rahmetli Turgut Cansever'in, şehri imar ederken nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder ifadesini dikkate alarak inşa ile birlikte ihya çalışmalarına önem veriyor, çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. Gençlerimizin donanımlı, geleneğine, kadim değerlerine sahip çıkarak geleceğe daha da güvenli hazırlanmalarına destek olmak amacıyla özellikle eğitim, kültür, sanat yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Genç dostu şehir ödülümüze yakışır bir şekilde kütüphanelerimiz, gençlik merkezlerimiz ve yüzme havuzlarımızla Yeşil Belediyecilik'te neredeyse sadece Ankara'da değil tüm Türkiye'de ön sıralarda olan uyguladığımız özel projelerimizle güzel Mama yeşile boyayacağız paralosu çerçevesinde doğa ile iç içe olan parklarımız, tematik macera parklarımız ve çocuk oyun alanlarımızla, millet bahçelerimiz ve ekolojik köyümüzle, lavanta bahçelerimiz, sebze ve meyve bahçelerimizle huzurlarınızdayız. Modern yaşam alanlarıyla kültür merkezleri, millet kıraathaneleri, mahalle konakları ve sosyal tesislerimizle bebeklerimizin, çocuklarımızın, öğrencilerimizin, gençlerimizin, kadınlarımızın güzel bir şekilde vakitlerini huzurla değerlendirdiği, meslek öğrendiği, kaliteli mekanlarla ve hizmetlerle güzel ilçemizi donatarak biraz sonra görsellerle birlikte ifade edeceğim pek çok hizmet ve projeyle huzurlarınızdayız. Şehrin imkanlarından herkesin en üst düzeyde faydalandığı daha güzel bir Mamak için çalıştık ve çalışıyoruz. Mevcut kurumsal yapımızın kapasitesini ve verdiğimiz hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yaparken diğer taraftan da
hizmetin herkese ulaştırılması ve kapsayıcılık hedefimiz doğrultusunda yeni projelerle kurumsal hizmetlerimizi güçlendiriyoruz. Burada aziz milletimize Mamak Belediyesi olarak yaptığımız işlerin en küçük ayrıntısına kadar hesap veriyoruz. Görevimiz süresince de bu hassasiyetle hep milletimize hesap verecek şekilde en güzel işleri yapmaya inşallah devam edeceğiz. Bu doğrultuda mali disipline önem vererek daha da güçlenen bütçemizle, yenilikçi ve dinamik anlayışımızla güzel ilçemize değer katan onlarca yeni proje üretiyor ve bu projeleri vakit kaybetmeden hemen uyguluyoruz. Mamak daha güzel olacak diye çıktığımız kutlu bu yolculukta Mama adeta şantiyeye çevirdik. Bir taraftan inşaatlar devam ederken diğer taraftan da eserlerimiz tamamlandıkça özellikle salgın nedeniyle tören dahi yapamadan hizmet vermeye başlıyor. Diğer taraftan da sosyal ve kültürel projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Kıymetli büyüklerim, sevgili kardeşlerim, seçim döneminde hazırladığımız projelerin hepsi incelenip sık dokunmuş, üzerinde düşünülmüş ve göreve geldiğimiz tarihten itibaren bugüne kadar özenle uyguladığımız projelerdir. Geçmişte olumsuz bir takım imajlarla anılan Güzel Mamak şehri, uyanık kütüphaneleri, gençlik merkezleri, yüzme havuzları, ekolojik köyleri, lavanta bahçeleri, millet bahçeleri, kanyonları, bilim merkezleri, bilim şenlikleri, tematik parkları, geleneksel Ankara konakları ve millet kıraathaneleriyle başkentimizin en güzel cazibe merkezlerinden birisine dönüşüyor. Güzel Mamak daha güzel olacak demiştik. Ve artık elhamdülillah Mamak daha güzel oluyor diyoruz. İşte bu güzel Mamak'ın dönüşümünün son 2,5 yıldaki halkalarını burada sizlerle paylaşacağız. Ne söz verdik, ne yaptık. Bundan 2,5 yıl önce aynı salonda konuşmalarımız oldu. Biraz sonra yayınlayacağız. Ne söz verdik, ne yaptık. Bu çok önemli. Biz elhamdülillah sözümüzün eriyiz. Burada sizlere seçim döneminde söylediğimiz sözlerin ve buna mukabil ne yaptıysak bunları sunmaya çalışacağız. Sizlere takdim etmekten büyük mutluluk duyduğum projelerimizle ve hizmetlerimizle karşınızdayız. Söz verdik, yaptık diyoruz. Öğrencilerimiz için yine büyük şehrimize beraber uyanık kütüphane projelerimiz var. Bu kütüphaneler 24 saat açık olacak. Güzel ilçemizin her köşesinde hizmete açtığımız 16 tane uyanık kütüphanelerimizle başarıya odaklanan gençlerimiz ve öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Projesini tamamladığımız, heyecanla sürecini yönettiğimiz çalışmalarımızı da yapıyoruz. Uyanık kütüphanelerimizde, kütüphanelerimizin hepsinde çaylar, simitler ve çorbalar bizden diyoruz. Ve gençlerimize en büyük desteği veriyoruz inşallah. Gençlerimiz hem ders çalışmak hem de kitaplardan ve kütüphanelerdeki etkinliklerimizden faydalanmak için Allah razı olsun. Biz sizlerle buluyoruz gençler. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sizler için bunlar inşallah. Allah razı olsun. Gençlerimiz hem ders çalışmak için hem de kitaplardan ve kütüphane etkinliklerimizden faydalanmak için uyanık ve akıllı kütüphanelerimize adeta akın ediyor. Öyle ilgi var ki kütüphanelerimize gençler bazen yer bulmakta zorlanıyor. Kütüphaneye gelemeyenlere de kitap kapımızda uygulamamızla istedikleri kitabı evine kadar teslim ediyoruz. Gençlerimiz, halkımız yeter ki okusun. Biz kitabı ayağına kadar götürürüz Allah'ın izniyle. Göreve geldiğimizde bir tane ilçe halk kütüphanesi olan ilçemizde 16 tane uyanık kütüphaneyi hizmete açtık. 3 tanesini de hizmete hazırlıyor. Yenilerini de inşallah ilçemize kazandırmak için çalışıyoruz. Söz verdik, yaptık diyoruz. Sizin akademisi inşa edeceğiz.
defa bizim inşa ettiğimiz ve gençlerimizin hizmetine sunduğumuz 5 tane gençlik merkezlerimizle huzurlarınızdayız. Gençlik merkezlerimizin yeni neslin buluşma noktası olduğunu biliyoruz. Mamak'ta bilim var sloganıyla yola çıkıyoruz. Hızla gelişen biz dijital çağın dinamiklerine uygun belediyenin anlayışı ve sorumluluğu ile Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü içerisinde teknoloji ve girişimcilik altyapısı ile kuruluşunu daha dün tamamladığımız bir müdürlüğümüz var artık. Milli teknoloji hamlesinin ruhuna uygun olarak temel bilimler, sosyal bilimler, matematik bilimler ve yaşam bilimleri alanında çalışmalar yürüteceğiz. Türkiye'de bünyesinde teknoloji ve girişimcilik çalışmaları yapılacak içerikte müdürlük kuran belki de sayın başkanlarım ilk belediyeyiz. Türkiye'nin iki hayatta geçirdiğiniz şehirlerde artık Mamak daha güzel oluyor. Ben 21 yılım haber çıkıyorum. Ben nefes aldım abi. Herkes alıyor. Bunların hepsi nasıl alıyorsun? Sen de öyle alacaksın. Ben alabilecekler yani. Almak zorundasınız. Böyle alacaksınız. Ya da basıp görelim sen bunu. Görmüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Görelim. Buyurun. Ben değilim. Peki.